Oysa ben bu gece yüreğim elimde, sana bir sırrımı söyleyecektim. Sana bir sırrımı söyleyeyim mi? İstanbul'a taşınıyorum arkadaşlar. İki gündür araştırmalarımız devam ediyor. Evlere bakıyoruz. Kiralar, ateş pahası, her tarafımız yandı, her tarafımıza vurdu. Ama öyle böyle ittire kaktire şöyle böyle bir şekilde ayarlıyoruz gibi duruyor şimdilik. İnşallah da bir sıkıntı çıkmaz. Gönlümüzce olur. İnşallah hepimizin her şey gönlünce olur da. Biraz kaçacak. Birazcık zorlayacak. Ama İstanbul'da bazı şeylerin daha iyi olacağını düşünmeye başladım arkadaşlar. Artık evden de bir çıkmak istiyorum. Biliyorsunuz Raşit mesela bir video çekmişlerdi geçenlerde. Elijah hayatıyla ilgili, işte evde oturmakla ilgili vesaire. Ben tamam eyvallah, hani mesela kilo problemi vesaire. Aynaya baktığımda ben de mesela vücudumu beğenmiyorum. Eski takipçilerim bilir mesela, eski fotoğraflarımı falan az buçuk gördülerse. Göbekleniyorsun, götleniyorsun falan. Bunlar zaten insanın canını sıkıyor eyvallah da. Eve tıkılma muhabbeti artık birazcık yormaya başladı beni arkadaşlar. Raşit'le aramızda yaklaşık 1-2 kilometre olacak şekilde bir ev ayarlayacağız gibi duruyor şimdilik. Spor vesaire bir şeyler yaparız. Yani güzel olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ne bileyim ya, öyle paylaşayım dedim size de. Ne olacağını bilmiyorum şu anda. Çok değişik, yeni bir macera benim için aslında. Burası, burada kira vermiyorum bir de ben. Bizim olduğu için. Ayarlayacağız bakalım. Buraya da bir kiraya vermeyi düşünüyorum. Elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Her şey güzel olsun diye. Tamam, şöyle tatlı temiz bir doç. Kanka yeter, hadi değmeyecek onlar bana ya. Neyi zorluyorsun ya? Tamam, bunu zorluyormuş. Ne yapıyorsun kanka? Ne yapıyorsun kanka? Double atsaydım bu arada içinden geçerdik, biliyor musunuz? Birazcık odaklanacağız şuraya. Bu arada selamlar çok değerli Valiant izleyicileri. Umarım gününüz güzel geçmiştir. Gününüz kötü geçtiyse gününüz kötü geçtiğinden olaya Darius'un baltası ile Atrox'un baltası birlikte diyorum. Okey gibi. Okeyledik sanki biz orayı. Aynen öyle. Aynen öyle. Arkadaşlar Darius öyle bir karakter ki bir tane yanlışlık, böyle bir tane bir fırsat gördüğünüz anda değerlendireceksiniz. Biz de onu yaptık az önce. Kanama çünkü çok sıkıntı bir şey. Benim gelen AD'ye çok sıkıntı bir şey. Early'de, late'de, her yerde yani. Full zırh çıkıyorsun, 600 AD'nin oluyor. Birazcık AD'li itemler çıkıyorsun, 800 AD ile oynuyorsun falan. Bunlar normal değil arkadaşlar. Benim bu yaptığım build riskli. Early'de feedleme ihtimaliniz çok yüksek oluyor. Bir kere can biçen early'de gidiyorsanız bir kere... Ben büyük ihtimalle feedleyeceğim abi deyin early'de. Late'de toparlıyorsunuz ama dediğim gibi early'si sıkıntı geçiyor. Çünkü çok kırılgan oluyorsunuz. Hani ayakkabıyı çelik kaplamalı çıktıktan sonra bir tık daha dayanıyor da. Şundan dolayı söylüyorum. Önce çelik kaplamalı çizmeye çıkarsanız bile karakter, hep diyorum ya, götünden damage atan bir karakter. Benim öyle bir tanımım var biliyorsunuz. Götünden damage atan karakterler diye. Nereden attığı belli değil. Çok vuruyor. Heh, onu yapabildiği için çok böyle şeye ihtiyaç duymuyorsunuz. AD'ye, zırt, carta, curta ihtiyaç duymuyorsunuz. Dediğim gibi yani o da değdiyse, o da değdiyse, ooo şu yediğimiz damage'e bak. Minyonlar da var ya. Ne oluyor lan Kindred? Olsa bu arada nereye geliyorum deyip şuraya kadar öldürürdüm de. Atrox'un skill'leri yoktu. Tamam. Ben gelemem. Ben gelemem. Aslanları yuvalarında katlet. Ooo kanka. Tamam, Ace yok. Ace yok. Flash'ı da yok. Azagi. Ah be. Ah be. Bende kalsa çok iyiydi be. Ah be. Okey abi. Tamam arkadaşlar, 700 tane farm varken orada dövüştüklerinde bakmayacaksınız bile ne oldu diye. Ya gitmeyeceksin. Oyunun biter. Biter yani, oyun biter. Direkt oyunu bitirirler, atarlar. Şimdi Atrox bize çok vuruyordu. Fark ettiniz değil mi? Ben 6 oldum ya arkadaşlar. Eğer ki bu iter, ben yakalarım bunu ittiği yerde. İttiği yerden çıktığı yere kadar kovalarım. Ya base'den çıkıyor yani. Onu demeye çalışıyorum arkadaşlar. Base'den çık. Base'e kadar kovalarım yani. Heh. Yanlış anlaşılma olmasın. Bir tane ayakkabı alacağım, bir tane uzun kılıç alacağım. Bak bu kötü oldu. Bak bu çok kötü oldu. Bak bu çok kötü oldu. Adamdan pasif çıktı. Ellemeyeceğiz, tamam. Yani kesebilirdim. O Q'daysaydı kesmiştim de zaten. Ghost bitti. Bir de burada W'yu yedik minyonların içinde. Kaçacağız abi böyle bir durumda da. Yapacak hiçbir şey yok. Bir an oto atak ya, Darius oynarken şu oto atak eli kalkmıyor ya, beni çok stres yapıyor ya. Dari diyor ne kanka? Kindred sende, tamam kankam, flash'ım var, sıkıntı yok. Manam birazcık sıkıntı arkadaşlar. Evet şimdi sıkıntı olur, ultimiz bitti, kaçıyoruz. Run run run. Kindred sende dedin kanka, bende değil.
Aşağıdaymış. Bu nasıl bir info? Neden ikinciyi alırdım ben? Neden böyle bir info veriyorsun bana? Ah, bu lane'de normalde Aatrox bu arada da hardcore ezebiliyor arkadaşlar. Bu çocuğu bir geldiler şurada falan bir kestiler ettiler. Birazcık rahatız şu anda ama uzaktan vuruyor ya. Darius bir şey yapamıyor. Çekmediğimiz sürece hiçbir şey yapamıyoruz. Ben okeyim ama ya şu an gayet iyi gidiyor. Bir tane zırh çıktık ya. Jillop. Çocuk bu arada çok saygılı. Zaten matchup'ı hiç fena yapmıyor arkadaşlar. Geçen bir tane Aatrox geldi karşıma. Çocuk çok da güzel oynuyordu. Tatlı oynuyordu yani. Bir tane Aatrox main gelmiş. Aatrox çok kötü oynuyor. Hadi ya kanka. Hadi ya biz kötü oynayanı kötü demiyoruz mu oğlum? Yani kendi karakteri güzel oynadığında bu yedirememezlik falan. Bak bunlar ne ya kanka? Bunlar ne abi, yapma ya. Yakışmıyor. Vallahi yakışmıyor. Şey gibi bu. Ben bir tane iyi oynayan bir set videosu attınız ya bana. Çok kötü oynamışsın kanka. Bu ne böyle? Falan demem gibi bir şey yani bu. İyi oynayan iyi oynuyor diyeceksin oğlum, bu kadar basit. Üzülüyorum böyle şeyler olunca arkadaşlar. Çok böyle ne bileyim. Ah be, onu yemeyecektim. O ota hata yemeyecektim biliyor musunuz? O ota hata yedim ama. Kanka bak çok clean bak. O kadar clean bir dive'di ki bu sana. O ota hata yemesem ölecekti zaten. Kanamadan ölecekti ama. Okey. Olur böyle şeyler. Şimdi ben burada base atarken gelip Kindred beni... Gelip beni bana red verirse, beni bana bırakmazsa, beni benden alırsa ne yaparız arkadaşlar? Let's go be. Tamam, bir de bunu aldım, bitti bu arada. Ben buradan oyunu bitiririm. Bakayım bizim çocuklar. Yasuo'muz iyi durumda, ben iyi durumdayım. Tamam abi, ben E ile çekerim. Yasuo Azerbaycan Türkiye kombosuna yapıştırdığımız gibi. Tak tak tak. Darius'un en sevmediğim özelliği iki tane var arkadaşlar. Söylemek istiyorum, sizinle de paylaşmak istiyorum. Bu hep sırrımı söylüyormuşum gibi konuşmaya başladım diye böyle oldu bilmiyorum. Birincisi atak speed'i yetmiyor. Bana çok yetersiz geliyor. O yüzden şöyle bir tane ulan statik mi eklesem acaba diyesim geliyor. İkincisi de 5 yük. Yap şunu 4 yük babacım. Bak yap 4 yük yap. Allah aşkına yapıştır 4 yükü, içinden geçelim ya. Darius'tan başka char oynamayalım kardeşim benim. Haa okey. Max damage'ini vuruyor çıkıyor. Max damage'ini vuruyor çıkıyor. Süpersin lan. Süpersin oğlum. Şey ya arkadaşlar, Aatrox'u ben de oynuyorum. Bu çocuk çok kötü oynuyor, biliyor musunuz Aatrox'u ya? Dur lan, bakmıyordum. İyi ki bir ultim var ha. İyi ki bir ultim var ha. Burada mısın Aatrox'cum? Deneyeceğim mi? Çok çok saygılı arkadaşlar. Sevmiyorum böyle pussy laning ama yapacak bir şey yok. Çok saygılı. Oynaması gerektiği gibi oynuyor. Geri düştükten sonra yapacak bir şey yok çünkü. Fazlasını oynayamazsınız yani. İstiyor mu lan? Tek hata. Bak tek hata. O kadar çocuk bir taraflarını yırttı. Tek hata arkadaşlar. Tek hata Darius yani. Şimdi ben de bir hata yapıyorum. Ve burada Kindred geleceğine rağmen, Kindred'in geleceğini bilmeme rağmen takılıyorum ya. Bakalım 5-1 olacağız herhalde arkadaşlar. Ama şu 600 gold'u. O değil. O değil. Kanka o olmasın. Dur. Hareket edemem valla. Olmasın. Tamam. Bir yerlerde base atıyor muyum diye bakınıyor şu anda arkadaşlar. Ta bak ne, aynen hala bakınıyor. At burada base abi, yapacak bir şey yok. Darius'a istediğiniz gibi Draktar, Kraken, Jart, Jurt, Wurtzert bütün troll bulletleri yapabilirsiniz. Hepsini yapabilirsiniz. Çünkü Ghost giriyoruz. Bu karakterin mobility sıkıntısı yok. Ghost girmemize rağmen zaten hayvani damage'ler atıyor. Ignite da zaten bomba oluyor ama flashsız da olmuyor. Ignite Ghost tavsiye etmem arkadaşlar. Spell'ler budur. Darius'un benim gözümde değişmez. Tabii ki de Ignite Flash oynayanlar var vesaire ama kesinlikle tavsiye etmiyorum ben. İstediğiniz gibi çıkabilirsiniz ya. Canınız ne istiyorsa. Sete meta öyle değil. Sete Ghost çıksanız da bunun gibi iş yapmıyor. Bunun belli bir kombosu var. Sette bir tık daha böyle eksik kalıyor. Bir dakika. Kay. Ah. Ah. Yetişemedik. İttirelim arkadaşlar. Bu kuleyi tutamaz bu arada. Ben direkt kuleye yapıştıracağım. Çok vuracak bu arada arkadaşlar. Çok. Çok vuracak arkadaşlar da ben kuleye muleye oh diyorum. Kindred gelirse R'miz var. Kulenin altında E, W, Q, R. Deneyeceğim. Bakalım yetecek mi damage. Tamam R bitti. Ulan hep geldiklerinde R bitiyor ya. Şu kuleleri alamıyorum. 7-1-1 LeBlanc, 4-2-1 Kai'Sa. Burada base atmayacağım bu arada. Kai'Sa devam edip W deneyebilir. Aa. Ölmüştük ya. Ananı satayım. Burada ward mu var? Dur ne olur. Dur kardeşim dur.
Burada ward yoktur arkadaşlar, zannetmiyorum. Şako'yu belki Ramus'ta gördüler ya, buradan yürümek isteyebilirler. Bekliyorum. Tamam, döndüler ya onlar. Şimdi bakın, böyle bir şey yapıyorsanız Darius'ta, eğer troll build denemiyorsanız, video çekmiyorsanız, ben size bu arada kazanabileceğiniz de bir build göstereceğim için kesinlikle ben Sterak tavsiye ediyorum. Karabalta falan da olur. Tank varsa karabalta alabilirsiniz. O da can veriyor vesaire, ama bunun kalkanı artı CC'sinden, CC'den çıkartmasından dolayı özür dilerim. Sterak'a yapıştırıyorsunuz. Birazdan çok eğleneceğiz. Benim hayvan gibi damage'im var ya. Ben şu anda oturdum, sakin sakin farm yapıyorum. Adamlara vuruyorum. Birazdan anlatmak istemiyorum, göstermek istiyorum çünkü. Yasuo da diyor ki tek item alacağım ve oyun bitecek. Akıl al direkt diyor. Direkt oyununuz toplam 3200 gold. Klasik bir Yasuo arkadaşlar. Bu normalde geçmişine baksak büyük ihtimalle 0-12 falandır bir sürü maçı, ama bir kere öne geçince de hemen ez. Geçen bizim yayında işte Outlast'ta 30 kere ölüp de bir kere yapıp da ez demem gibi bir şey yani bu. Klasik bir TR Yasuo'su diye gözümde canlanıyordu, bakalım. Gir gir. Ay, elim kalkmadı. Elim kalkmadı. Elim bir kalkaydı bari. Neden korkuyoruz? Kim gelecek? Niye korkuyoruz? Da yaratık gibiyiz. Canavar gibiyiz. Bomba gibiyiz. Hadi be oğlum. Neyse, çıktılar bunlar arkadaşlar. Ben de daha tank değilim ya. Aha. Yasuo yakalayıverdi. Yasuo geliyorum. Geliyorum oğlum. İçinden bu arada çıkmıştı. Ben olsam kesin ölürdüm de kanamadan. O çocuğa neden demeye yazmadı hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Bu arada arkadaşlar, ikisi ölü LB gelip ve bana burada tek atamayacağı için, ya da bu çocuk. Ben şu kuleye bir vurayım onu. Ne? Lan neden kule bana vuruyor? Ben ne yaptım? Oto atak atamadık arkadaşlar. Kanka onu yedin mi sen? Sen onu yedin mi? Sana kıyamam ben. Sen onu yedin mi? Vurduk ama nasıl vuruyor oğlum? Bu ne lan? Bak, yoğumunun hız olayını bir tarafa bırakacak olursak arkadaşlar. Dur kanka. Dur kanka. Yoğumu bu kadar vurmuyor. Zaten nerf ile o kadar vuramaz şu anda da. Bu ne oğlum? Ha, bizim Ramus çıktı. Tamam arkadaşlar. Çok kazanmayalım zaten. Ben Perfect KDA mı bitireceğim acaba bu oyunu? Şimdi arkadaşlar, ben bir sonraki itemimi fırtına biçen çıkacağım. Zaten iyi durumdayız vesaire, ama bu bir tık. Bakın, bu bir tık troll. Bunun yerine karabalta da gidebilirsiniz. Neden istiyorum? WR. Benim olayım o. WR'yi vuracağım. Hem adamların içinden geçeceğiz, hem de seri bir şekilde bu şu 5 siteyi yapalım istiyorum. Rail adam keselim istiyorum. Fırtına biçen de bunun için biçilmiş kaftan, biliyorsunuz. Bu arada bunu yaptığınızda arkadaşlar, bu build'de Ghost basıp W bastığınızda adama, adam slow verken siz de ekstra hızlanıyorsunuz ya fırtına biçenden vesaire. Çarı tutamıyorsunuz. Çarı bir an tutamamaya başlıyorsunuz, çok hızlanıyor. Oğlum Yasuo gidip satıyorsunuz ya sağda solda. Ben anlamıyorum sizi çocuklar ya. Niye böyle yapıyorsunuz be oğlum be abla? Gözünüzü seveyim be. Tere Yasuo dedim ama ben size. Flame'inden belli yani. Allah kahretmesin, büyük yine kaçtı. Yani ne yapayım ki burada? Etrafımız çevrildi, sarıldı her tarafımdan, bir yerlerden adamlar çıktı ya. Ne yapayım ki burada? Çocuk bir canla kaçtı. Tam R koyduğumda Kindred ulti bastı. Zordu birazcık orası. Okey. Okey, devam, süper. Çok eğlenceli geçiyor bu arada arkadaşlar. Sarıyor yani. Bizim Ramus gelmeyecek herhalde ya. Kaybedebiliriz 4v5. Çünkü Yasuo'muz bizim birazcık şey arkadaşlar. Birazcık şey. Ne olduğunu siz doldurabilirsiniz. Fill in the blanks. Öyle de 3-5 kill alınca çok kalktı. Kötü oynuyor falan demiyorum. Tamamen yaptığı kararlarla alakalı bu arada. O playerlarına bir şey demiyorum. O kadar izlemedim zaten de. Jinimiz falan çok iyi durumda değildi. Biraz topladılar falan. Tank yok. Ben tank değilim. Dur bakalım. Dur bakalım. Bu arada aranızda Shaco mainler varsa Darius'a karşı önce gireyim sonra reaşayım olmuyor. Anladığım kadarıyla orada bak, kanama sadece doğrusunda kalıyor. Shaco mainler daha doğrusunu bilirler. Söylesinler arkadaşlar. Kanama belli olunca da ben de görüyorum hangisi olduğunu. Hangisi olduğunu bilirsem de vuracağım hedefi gösterin yeter bana. Burası warded'tır abi. Değil mi? Anın. Tamam ki abi. Okey ki yani. Döf. Döf döf. Döndü mü buraya? Yok, dönemedi. Oha! Oha Jin. Oha 4v5.
Let's go ya, bitirdik sanki fırtına bir şey. Oğlum Jin ne yapıyor? Lan! Lane'de bunlar Lux'tan dolayı mı kötü geçti? Bu çocuğun yaptığı hareket gayet okey, şekil çok OP bir görüntüydü yani. Beni çok sardı. Ghost'u basıp koşmalı Jin ha. Gelsin mi bir tane? 4'te 4. Yapıştırdık mı bir tane? Yazın yorumlara. Çekelim arkadaşlar. Hemen şurayı da açın. Ben seni koruyacağım ama buradan koruyabilirim. Oraya gelemem Jin. Oğlum adam... Lan double attığım ölüyor oğlum, double attığım ölüyor. Ben bu arada Q'yu vururum, direkt ona da R atarım dedim, tek atarım dedim. Artık damage'imi anlayamıyorum. Anlayamıyorum damage'imi, bu ne? Allah kahretmesin. Şerefsiz. Tam bir şerefsiz değil mi bu şimdi oynadığı bu? Bıçak atam. Suri Shaco seni. Kindred R basamıyor. E ile çekiyorum, W atıyorum, R basamıyor. Shaco Q basamıyor. Bu ne oğlum? Ben bu karşı takım için Doğan'ın kudreti alırdım. Siz tank varsa karabaltı alırsınız. Çok böyle burst atıyorlarsa falan ve ayarlarsınız yani. O son itemi size kalmış. Şu da troll bu arada bak. Bu da çok böyle gerekli değil. Onu da söyleyeyim. Bir tane kule kaybetti bunlar kardeşim bu arada. Burada 5 kişi bir şeyler alacağız diye. Dur bakayım. Yemin ediyorum double atıyorum ölüyor. Double atıyorum ölüyor. Yetişirim. 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 E basacak şimdi arkadaşlar. Skill harcamayalım. Abi. Bu sefer R'ye basmadım. Ben bundan daha iyi bir kapanış düşünemiyorum abi. Hadi hasar tablosuna. Arkadaşlar diyorum ya, TR yasosu anca konuşur. 20k vurmuş çocuk, 41k vurmuşuz. Kesin deneyin. İsterseniz cam biçeni almayın. W bu kadar hasar vurmaz bu arada. W ile attığınız damage'i. Sadece Draktar'la deneyin. %20 pasifi var ya arkadaşlar, eksik cana göre. R ile birlikte birleştirme muhabbeti. AD zaten patlıyor. Yani şu anda tanklara falan da çok fazla aynı şekilde. Yaslıyor tank, gelse de onu da gösterdim zaten de. Bunu bir deneyin. Bunu bir deneyin, ben size söylüyorum. Benden bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Like atmayanlar varsa buraya kadar bir like atarsanız tadından yenmez. Kanala abone değilseniz abone olursanız canınızı yerim. Aramıza hoş geldiniz diyeyim şimdiden. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.